Bu videoda molekül çiftlerini inceleyeceğiz ve birbirleriyle ilişkili olup olmadıklarına bakacağız. Bu ikisi tamamen farklı moleküllermiş gibi duruyor. Yani ilk bakışta bunların tamamen farklı moleküller olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu büsbütün yanlış sayılmaz fakat biraz daha yakından baktığınızda soldaki molekülün 1, 2, 3 ve 4 karbonu olduğunu görüyoruz. Sağdakinin de öyle. 1 2 3 4 karbonu var. Soldakinde 2 4 6 7 8 hidrojen var. Sağdakinde ise 2 4 6 7 8 hidrojen var. Her ikisinde de 1 oksijen var. İkisinin de moleküler formüllerinde 4 karbon, 8 hidrojen ve 1 oksijen var. İkisi de C4H8O'dur. Molekül formülleri aynıdır. Bu yapılar aynı şeylerden oluşurlar. Yani bunlar izomerdirler. Hatta özel bir tür izomerdirler. Bu durumda bağlarımız aynı değil. Evet. Aynı şeylerden oluşan yapılar söz konusu fakat bağlar farklı. Buna yapısal izomer diyoruz. Dediğimiz gibi bunlar aynı şeylerden oluşurlar fakat iki farklı hatta tamamen farklı moleküllerdir. Şimdi sıradakine bakalım. Bu moleküle göz gezdirdiğimizde bu karbon kiral gibi duruyor. Asimetrik bir karbon. Dört farklı gruba bağlı. Flor, brom, hidrojen ve bir metil grubu. Buradaki de öyle. İkisi de aynı şeylerden oluşmuş. Aynı şeyden oluşmalarının yanı sıra bağları da aynı. Karbondan flora, karbondan flora, karbondan broma, karbondan broma. Karbondan hidrojene ve karbondan metil grubuna bağlar var. Fakat pek de aynı durmuyorlar, değil mi? Peki, bunlar birbirlerinin ayna görüntüleri mi? Hayır. Bunun ayna görüntüsünde buradan çıkan bir flor olması lazımdı. Yine uzaklaşan bir hidrojen ve burada bir brom olması lazımdı. Bakalım bir şekilde bundan buna varabilecek miyiz? Öncelikle bunu çevirelim. Potansiyel olarak oraya varmanın en hızlı yolunu görmek için bunu yapıyorum. Bu şekilde döndürelim. Sayfa düzleminden dışarıya doğru döndüreceğim. Zihninizde canlandırabilirsiniz. Metil grubunu alıp sağ tarafa koyacağım. Böylelikle sayfa düzleminden dışarı çıkacak ve tekrar aşağı inecek. Döndürülmüş şekli çizelim. Karbon burada. Metil grubu bu tarafta olur. Brom sayfa düzlemindeydi. Sayfa düzleminde kalmaya devam eder. Fakat ters döndürdüğümüz için arkada olan hidrojen öne gelir. Evet, hidrojen artık önde olacak ve florsa arkaya geçecek. İşte böyle. Bu ikisini nasıl karşılaştırabiliriz? Bu floru alıp hidrojenin olduğu yere döndürsem, hidrojeni ise bromun olduğu yere getirsem, yine aynı zamanda bromu da florun olduğu yere döndürsem işte şunu elde ederim. Hepsi aynı anda gerçekleşecek, unutmayın. Yani yapıyı bu bağ ekseninde döndürebilirim ve bu moleküle varabilirim. Bu ikisi çok farklı dursalar bile döndürerek aslında aynı molekül olduklarını görebilirsiniz. Evet, aynı molekül yazalım. Sıradakine gelelim. Bakalım elimizde ne var? Renkleri değiştirelim. Burada moleküllerin bu kısmı aynı görünüyor. İkisinde de karbonlar var. Bu karbon kiralite merkezine benziyor çünkü 1, 2, 3 farklı gruba bağlı. İki karbon var diyebilirsiniz. Fakat bu bir metil grubu. Bu tarafta ise yine bir sürü şey var. Yani bu kesinlikle bir kiral karbon. Burada da aynı şey geçerli. Bu da bir kiral karbon ve dört farklı elemana bağlı. Her iki molekülünde iki kiral karbonu var. Aynı şeylerden oluşuyorlarmış gibi görünüyorlar. Aynı şeylerden oluşmalarının yanı sıra bağları da aynı şekilde kurulmuş. Bu karbon bir hidrojene ve bir flor'a bağlı. Diğer karbonlarda da aynı durum geçerli. Bir hidrojen ve bir flor. Sağdaki karbonlarsa hidrojene ve bir klora bağlı. Yapı taşları ve bağlanma şekilleri aynı. Fakat bağlanma durumları biraz farklı. Soldakinde hidrojen arkaya doğru gidiyor. Buradaysa hidrojen ön tarafta. Burada klor ön tarafta, buradaysa arka tarafta. Bunlar stereoisomer olabilirler. Hemen şöyle yazayım. Evet. Videonun başlarında yapısal izomerleri gördük. Aynı şeylerden oluşuyorlardı fakat bağlantılar tamamen farklıydı. Stereo izomerler aynı şeylerden oluşuyorlar. Bağlantıları da aynı. Fakat 3 boyutlu konfigürasyonları biraz farklı. Örneğin bu karbona bakalım. Bu karbonla aynı şeylere bağlı. Fakat burada flor ön tarafta ve bu tarafta ise flor arka tarafta. Aynı şey buradaki klor için de geçerli. Burada arkada, burada önde. Daha ayrıntılı şekilde ilişkili olup olmadıklarına bakalım. Arkaya bir ayna koyduğumuzu hayal edelim. Bu molekülün arkasına bir ayna koyarsak yansıma nasıl görünür? Ayna molekülün arkasında olduğu için ve bu hidrojen aynaya daha yakın olduğu için ayna görüntüsünde hidrojen dışarı doğru uzanır. Karbon buradadır. Florsa daha uzaktadır. Aynı şey buradaki ayna görüntüsü için de geçerli. Klor daha yakın olur çünkü bu klor arkada yani aynaya daha yakın. Hidrojense bu şekilde dışarı uzanır. Yani düzlemde bizden uzaklaşır. Tabii ki molekülün geri kalanı da tam olarak aynı görünecektir. Beyaz renkte gösterdiğim ayna görüntüsü tam olarak bu moleküldür. Hidrojen ön tarafta dışarı doğru uzanır. Burada da hidrojen ön tarafta dışarı doğru. Ama bu hidrojen solda, buradaki sağda diyebilirsiniz. Fark etmez. Hidrojen öne doğru yani bize dönük, flor arkaya doğru, hidrojen öne doğru, flor arkaya doğru, klor öne doğru, hidrojen arkaya doğru, klor öne doğru ve hidrojen arkaya doğru. Bunlar birbirlerinin ayna görüntüleridir. Fakat daha önce yaptığımız gibi aynanın bu şekilde arada olduğu kolay ayna görüntülerinden değil. Buradaki ayna görüntüsü, ayna moleküllerinden birinin arkasına veya üstüne konumlandırdığınızda elde ettiğiniz ayna görüntüsüdür. Bunlar aslında bir stereoizomer sınıfıdır. Bunlar birbirlerinin enantiyomerleridir. Yani aslında stereoizomerdirler, aynı moleküllerden oluşurlar, yapı taşları aynıdır. Bağlantıları da aynıdır ki bu da stereoizomer olduklarına kanıttır. Ama bu ikisi özel tür stereoizomerlerdir ki işte ona enantiyomer dedik. Bunlar birbirlerinin ayna görüntüleridirler. Aşağıya mavi olana gelelim. Sonuncusunda olduğu gibi aynı şeylerden oluşmuş gibi duruyor. Bu karbonlar, bu karbonlar ve hidrojenler var. Burada da aynı şeyleri görüyoruz. Hidrojen, brom, hidrojen ve bir brom, hidrojen, klor, hidrojen, klor, hidrojen, klor, hidrojen ve klor var. Aynı şeylerden oluşuyorlar. Aynı şekilde bağlılar. Yani stereoisomer olduklarını kesinlikle söyleyebiliriz. Ama yazmadan önce aynı molekül olmadıklarından emin olmalıyım. Burada hidrojen önde, burada hidrojen arkada. Burada hidrojen arkada, burada hidrojen önde. Yani aynı molekül değil. Bağ bağlantıları aynı olsa bile üç boyutlu konfigürasyonları farklıdır. Yani bunlar stereo izomerdirler. Yazıyorum. Evet. Peki, o zaman enantiyomer olup olmadıklarına bakalım. Buraya bir ayna koyarsak burada görüntüyü elde edemeyiz. Klorun dışına doğru çıkması ve bir hidrojen olması gerekir. Ama aynayı buraya koyarsanız bunu elde edemezsiniz. Son çiftimize yaptığımız gibi yapalım. Aynayı bu elemanın arkasına koyalım. Yalnızca arkada ve önde olan şeylere odaklanacağım. Ayna molekülün arkasında olduğu için bakılacak şey budur. Aynamız molekülün arkasında ise bu brom aynaya bu hidrojenden daha yakındır. Brom artık önde. Hidrojense arkada olacaktır. Bunların hepsi aynı görünür. Bu klor öne gelir yani bize döner ve bu hidrojen arkaya geçer. Umarım gözünüzde canlanmıştır. Bir tane daha var. Bu klor aynaya yakın, üste duruyor sayılır. Ayna görüntüsünde dışarı doğru uzanır. Bu hidrojense arkaya doğru gider. Bakalım ayna görüntümüz bununla aynı mı? Ayna görüntüsünde bromumuz önde, hidrojense arkada. Yine ayna görüntümüzde hidrojen arkada, klor önde. Burada da aynı. Şimdilik ayna görüntüsü gibi duruyor. Son karbonda ise klor önde, hidrojen arkada. Fakat buradaysa klor arkada, hidrojen önde. Bu kısımda şöyle düşünebilirsiniz. Bu bunun ayna görüntüsüdür. Bu da bu kısmın ayna görüntüsüdür. Fakat burası bu kısmın ayna görüntüsü değildir. Birbirinin ayna görüntüsü olmayan stereo izomerlere diğer diyoruz. Bunu telaffuz etmek çok zor. Dia stereomer. Hemen yazıyorum. Bunlar birbirlerinin enantiyomeri olmayan stereo izomerlerdir. Yani stereo izomerler, Fakat enantiyomer değiller. Şimdi sonuncusunu yapalım. Elimizde iki sikloheksan halkası var. Bir numarada ve iki numarada brom var. Birbirlerinin ayna görüntüleri gibi duruyorlar. Buraya bir ayna koyduğumuzu farz edelim. Kesinlikle ayna görüntüleri gibi görünüyorlar. Burada bir kiral karbon var. Bağlı olduğu karbon grubu şunun bağlı olduğu gruptan farklı. Bu karbon grubunda brom var, bunda yok. Bu yönde giderseniz bunun üzerinde hidrojen var. Evet, Hidrojen ve brom görüyoruz. Yani burası kiral karbon. Aynı şekilde burası da kiral. Tabii ki bu ve bu da kiral. Fakat bunlar birbirlerinin ayna görüntüleri. İkisinde de iki kiralite merkezi veya kiral karbon var. Tek yapmamız gereken bu elemanı tersine çevirip bu molekülü elde etmek. Bunlar aynı moleküller. Çok ilginç. Bunu kiraliteye başladığımızda görmüştük. 2 kiralite merkezi olsa bile bu bir kiral molekül değildir. Ayna görüntüsüyle aynı şeydir. Yani ayna görüntüsüyle çakışır. Yazalım. Ayna görüntüsüyle çakışır. Kiral karbonları olsa bile bu kiral bir molekül değildir. Bunlara mezo bileşikler diyoruz. Bu bir mezo bileşik. Kiral merkezleri var. Kiral karbonları var da diyebiliriz. Fakat kiral bir bileşik değildir. Bunu da gayet basit bir şekilde tespit edebiliriz. Kiral merkezlerimiz var fakat burada bir simetri doğrusu var. Bileşiğin iki kısmı birbirinin ayna görüntüsüdür. Bunu ve bunu değiştirseydim ve flor yapsaydım aynı molekül olmazlardı. Artık burada simetri kaybolmuştur. Bunlar ayna görüntüleridir fakat çakışmazlar. Bu flor olsaydı bunlar enantiyomer olurlardı. Yani mezo bileşik olmazlardı. Adlandıracak olsaydık bir tanesi R yönünde, diğeri de S yönünde olurdu.